cahili dönemini orada atlattık. Dinimi daha çok orada öğrenme fırsatı buldum boş zamanlarımda. İkinci hayat başladı çünkü aileme, babama söz vermiştim. Eskisi gibi olmayacaktım. Elimden gelince 5 vakit kılmaya çalışıyorum. Her zaman cumamızı iki elimizde kan da olsa gitmeye çalışıyorum. En büyük hasret kaldığım şeylerden bir tanesi cuma namazına gidememekti. İsmim Azim Akpınar. İstanbul, Üsküdar doğumluyum. 1982 Ocak ayının 12'sinde doğdum. Aslen Sivaslıyım. Ben şu anda psikoteknik sektöründeyim. Psikoteknik değerlendirme sektöründeyim. Bu sektörde 10 senemizi doldurduk. Yani sektörün şu anda ileri gelenleri biziz. Psikoteknik ticari araştırıcılarına uygulanan, kişinin tamamıyla psikomotor becerisini ölçen bir test cihazı. Bu testimiz 9 tane farklı testten oluşuyor. Psikolog eşliğinde yapılıyor ve kişinin psikomotor becerisi ölçülüyor tamamıyla. Kişinin reflekslerini, dikkatini, algısı, muhakeme yeteneğini ölçen bir test yani. Tamamıyla hani psikomotor becerisini ölçen dedim ya, işte burada refleks, dikkat, algı, muhakeme önde geliyor. Ticari geçen her sektör, yani otobüsçüsü, minibüsçüsü, servisçisi, taksicisi ve bunun gibi birimum sektörler, tırcısı, kamyoncusu, ticari geçen araçların ruhsatında hepsi bu belgeyi almak zorundalar. Bu mesleğe başlangıcım şöyle oldu. Ben tırcılık yapıyordum, nakliyecilik yapıyordum. Bir gün bir teklif geldi, bir sürücü kursundan. Dediler ki bizim sınavlarımızı siz yapın. Hani kendi tırınızı kiraya verin bize. Bu şekilde tır sınavları yapmaya başladım. Direksiyon usta öğretçilik belgesini aldık. Camiaya girdik. Sonra psikoteknikle tanışmam da zaten bu camiaya girdikten sonra oldu. Hafta sonları haliyle tırda çalışamıyorduk. Otobüste çalışalım dedik. Bu arada otobüs firmasına gittiğim zaman bana psikoteknikten bahsettiler. O zaman psikotekniğin ilk defa duydum. Nereden alıyorsun, şuradan alıyorsun derken öyle tanışmıştık. Arkadaşlarımıza vesile olduk. Hani git gel falan işte yardımcı oluyordum. Psikotekniği olmayanlara hani götürüyordum, hallettiriyorduk falan filan derken psikotekniklerini alıyorlardı. Dedim bu camiaya biz girelim. Sağ olsun sürücü kursu sahipleri, dostlarımız da bizi desteklediler bu konuda. Girdik onların desteğiyle ve çevremizin desteğiyle buralara kadar geldik. Şu anda 3 tane şubemiz var. Ümraniye Merkez şubemizi açtık. 2018 yılında Ataşehir şubemizi açtık. 2019 yılında da Maltepe şubesini açtık. Şu anda şöyle söyleyeyim, 15'e yakın bir çalışanımız var. İnsanla uğraşmak bizim sektörümüzde gerçekten çok zor. İnsanları memnun etmek, yani memnun etmeye çalışmak zor yani. En zor tarafı zaten bizim insanla uğraşmak. Geri kalanı zaten teknik aksaklıklar olabiliyor. Bilgisayarlarımızda arıza olabiliyor. Test cihazlarımızda o anda arıza olabiliyor. Testlerimiz birikmiş olabiliyor. Bunlar zamanında tabii biraz zorluklar oluyor. O anda hızlı çözüm önemli. Ben de bu sektörde eski olduğum için test cihazlarını artık tanıdığımız için az çok biliyoruz, çözümsel yaklaşıyoruz her şeye. O yüzden hep buradayım. Yani işimizin başındayız sabahtan akşama kadar. Şoför esnafının içinde her türlü karaktere rastlayabiliyorsun.
iyisi var, kötüsü var, sinirlisi var, ya asabisi var, mutlusu var, gülünçü var, komiği var. Yani 150 bin tane insan tanımışım ben burada. 150 bin tane insan. Yani 150 bin karakter görmüşüm, düşün yani. Bunların içinde neleri var, neleri vardı yani. Babam kuralcı bir adamdı, disiplinli bir adamdı. Bizi disiplinli yetiştirdi. Esnaf bir ailede büyüdüm. En önemlisi o. Manavımız vardı. Yıllarca, çocukluğumdan beri manavda esnaf olarak yetiştim. Yani küçüklükten yetişmeyiz. 7 yaşımda ben hep manavda duruyordum. Babam bizi esnaf çocuğu olarak yetiştirdi. Eski esnaflarımız gerçekten kendilerinden çok şey öğrenilmesi gereken insanlardı. Çok şükür babam da öyle bir esnaftı. Ben de ondan çok şey öğrendim. Bir esnaf çocuğu olarak disiplinli bir ailede büyüdüm. Mahalle kültürüyle hep sokakta büyüdük biz. Yani çocukluğumuzda şimdiki gibi teknoloji çağı yoktu. Yani bilgisayar, telefon, cep telefonları yoktu tabii ki bizim zamanımızda. Aile 41 yaşımızdayız. Şöyle söyleyeyim, biz hep sokak oyunlarıyla büyüdük. Anılardan dersen, hani biz hiç unutmadığım anılardan, bisiklet yarışları yapardık çocukken. Bir başlardık, en ufakları bendim. O yarışlardaki en ufak bendim. Her zaman birinci gelen de ben olurdum. Öyleydi. O yaşlarda ailemiz tabii ki yaz aylarında bizi camiye gönderiyordu. Gönderiyordu ama tabii ki gidiyorduk. Sonra bir iki saat takılıp kaçıyorduk, gidiyorduk yani, ne yalan söyleyeyim o zamanlarda. Yani çocuktuk tabii ki, sıkılıyorduk, bunalıyorduk. Biraz da hocamız, Allah razı olsun, o zaman bana çok öğretmeye çalıştı. İşte Subhaneke öğrendik. Ette ya tüyü bir öğrenemedim. Yarıda kaldık ve en son ben utandım, artık gitmedim. O şekilde. Çocukluğumuzda biraz haşeriydik. Haliyle bu haşerilimizin sonucunda çok hızlı, çok haşeri bir çocuk olduğumuz için gözümüzü cezaevinde açtık. Bir şeydi tabii ki. Haliyle bizim, şöyle söyleyeyim size, sağımız solumuz hep böyle mafya tipli insanlarla doluydu. Biz de onlara özendik, abilerimiz olarak haliyle. Tabii biz de öyle hasbelkader bir olay başımıza geldi. Cezaevine girdim. 18 yaşıma 2 gün vardı. Orada 5 senem geçti. Kocaman en güzel yılların 5 senem orada geçmiş. O benim için bir sınav olarak görüyorum. Ve o sınavı da iyi geçtiğimi düşünüyorum. Kendimi orada daha iyi yetiştirdim. Mesela demin dediğiniz gibi ette yağ tüyü dedim, yarım yamalak biliyordum, öğrenemedim. Orada bir gün cezaevine girdiğim zaman ezan okunuyor. Mescidi var. İnsanlar namaza gidiyor. Ben de niye olmasın dedim, niye boş boş duruyorum ki burada, namaz kılayım bari dedim. Gittim namaza bir gün, kıldım namazı. Namazdan sonra imam beni çağırdı, hoca efendi. Dedi ki, ya dedi, ilk defa gördüm, şöyle dedim, öyle, nereden geldin, nasıl geçtin falan filan. Dedi ya, sen namaz kılarken bir ufak bir hata yaptığını gördüm dedi, olur böyle şeyler dedi. Biliyor musun dedi duaları. Biliyorum dedim, ne biliyorsun mesela dedi. Dedim, bana sordu, Subhaneke'yi biliyor musun? Biliyorum. Fatiha'yı biliyor musun dedi. Şimdi ben bilmiyorum aslında ama hani 7-8 yaşında çocuk bildiği için utanarak biliyorum dedim hani. Ettehiyatü'yü biliyor musun? Onu da bilmiyorum. Yarım yamalak biliyorum. Onu da biliyorum dedi. Sonra dedi ki, Zamm-ı Sure'yi biliyor musun dedi. Dedim ki, o ne? Yani Zamm-ı Sure ne şimdi? İlk defa duymuşum bilmediğimiz için. Dedi ki, Zamm-ı Sure'yi bilmediğin için o zaman sana her gün iki sure vereceğim, Zamm-ı Sure. Onları ezberleyip bana yarın ezberine getireceksin. Tabii ki biz yalan söyledik orada, hani onu biliyorum derken. Ben her akşam cezaevinde koğuşta
iki zamlı sure ve o yalan söylediğim Fatiha'yı ve Etteyatü'yü ezberledim. Ve sonra bütün duaları ezberledik. Ve öyle dinimi daha çok orada öğrenme fırsatı buldum boş zamanlarımda. Hatta bir gün hiç unutmadığım bir şey vardı. Cezaevinde sabah sayımına kalkacağız. Ben rüya görüyorum. Rüyamda Amenna Resulü'yü ezberlemişim. Amenna Resulü'yü ezberlemişim. Okuyorum rüyamda. Sonra kalktım. Ya dedim ben Amenna Resulü'yü ezberledim. Okuyordum. Allah Allah dur bir daha okuyayım. Bir baktım harbiden okuyorum. Kitaba da baktım harbiden okuyorum yani. Rüyamda ezberlemişim. Bak bu konuda güzel bir şeydi. Hiç unutmam onu o gün bugün. Sonra ben de kendimi yetiştirmeye çalıştım. Üniversite sınavlarına katıldım. Kendimi bir şekilde geliştirmeye çalıştım. 5 sene sonra da çıktık. Tüm o cahili dönemim diyeyim ben size. Cahili dönemini orada atlattık. Ondan sonra daha çok özgürlük için yandım. Özgürlüğe daha çok adım attım yani. Bir gün özgür olacağımı düşündüm zaten. Bu kadar aile var arkamda. Sağ olsun ailemden de her şey. Allah razı olsun hepsinden. Babamdan, Allah rahmet eylesin. En önemlisi babam ve ailemden yana annem, kardeşlerim. Çok destek oldular bana o zaman. Ve Allah'a hamdolsun o günler geçti. Büyük bir sınavdı. İkinci hayat başladı. Çünkü aileme, babama söz vermiştim. Eskisi gibi olmayacaktım. Haşere o hani kaba saba bir adam olmayacaktım. Ekmeğime bakacaktım. Bundan sonra tek yapacağım spor ekmek sporuydu. Allah'a hamdolsun. Çalıştım, çok çalıştım. Çalışmayı severim. Çalışırım. Çalışkan bir adamım. Bir tane işte yetinmem, 10 tane de işte yaparım günde. Çok şükür buralara kadar geldik. Yani her şeyi kendi ellerimle, kendi tırnaklarımla, kimsenin desteği olmadan yaptım. Babam zaten ben evlendikten sonra bir sene sonra vefat ettim. Yani sonra tek başıma kaldım zaten. En önemlisi de zaten orada tek başına kalmak. Baba bir çınar. Haliyle bugüne kadar hep gördüğüm kadarıyla düşen hep babam kaldırdı ailede. Babam da gidince ben düşersem eğer beni kimse kaldıramazdı. Ben de hep onun bilinciyle yaşadım zaten bu hayatta. Onun için daha çok güçlü kaldık. Allah'a hamdolsun şu anda iyiyiz yani. Evliyim. 3 tane çocuğum var. Biri 15 yaşında çocuklarım. Biri 10 yaşında. 2 kızım bir oğlum var. Biri 2,5 yaşında oğlum var. Evlilik hikayem de çok değişik. Mahalle bizi psikopat tabiri eski halimizden tanıyorlar. Herkes. Cezaevinden çıkmışız. Cezaevinden çıkan insana da haliyle insanlar yaşamadıkça iyi gözle bakmıyorlar. Bizim şeyde toplumumuzda. Halbuki herkesin bir sebebi vardır. Tabii bir kızla görüşmeye, eşimle görüşmeye başladım. Niyetimiz ciddi. Arkadaşlarım evlenmiş. Çoluk çocuklar olmuş. İnsan tabii ki özeniyor onlara da. Diyor ki lan ben de bir aile yuva sahibi olayım. Görüşmeye başladık. 1,5 sene. Askere gitmeden önce bir yoklattık. Yok işte falan filan yapmışlardı. Geldim.
Geldikten sonra ailemi gönderdik. Ondan sonra babam haber gönderdi ailesine, eşimi. Kabul etmediler. Bizde size verecek kız yok gibilerinden bir şey yapmışlar. Beni araştırmışlar mesela. Bir tanıyorlar limandan da beni ama Haydarpaşa Limanı'nda tırcılık yapıyorduk. Onlarda büfesi vardı ailesinin. Yani bizim psikopata verecek kızım yok gibilerinden yapmışlar. Biz de ikimiz bir karar aldık. Kendi rızamızla gidip nikah tarihimizi aldık. Ve o gün nikahımızı kıydık. Ondan sonra da tabii biraz sıkıntılar oldu ama çok şükür şu anda anlaştılar. Cuma günü bir bayram gibi düşünüyorum ben kendime. Yani nedir Müslümanların zaten Cuma günü bir nebze bayramı gibi bir şey bizim. Elimden gelince 5 vakit kılmaya çalışıyorum. İnşallah Allah'ın izniyle devam ettireceğiz inşallah. Cuma'mızı iki elimizde kan da olsa gitmeye çalışıyorum. O da ayrı bir heves. Zaten cezaevinde de en büyük hasret kaldığım şeylerden bir tanesi Cuma namazına gidememekti. Bayram namazına gidememekti. Allah'a hamdolsun ilk çıkalı Cuma namazını veya bayram namazını hiç şey yapmamışım, terk etmemişim de Cuma namazını milyonda bir yoldaysam öyle şey yapamamışızdır. Önemli yani benim için Cuma namazları, bayram namazlarım. Es-salatu ve's-selam. Elimden geldiğince vaazları dinlemeye çalışıyorum ama dinleyemesem de yetişiyorum yani Cuma'ya. Cuma namazında şurada bir camimiz var Ümraniye'de. Emniyetin karşısında oraya gidiyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, kulun hem bedeni hem de ruhuyla Rabbine yönelmesi, onunla daimi ve sağlam bir bağ kurmasıdır. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanın Rabbiyle buluşması, onunla konuşması, halini ona arz etmesidir. Bizi yaratan Allah'ımızla onun huzuruna çıkıyorum. Allah'ımın huzuruna. Ona el açıyorum, onunla konuşuyorum. Her namazda konuşuyoruz ayrı bir şey ama Cuma günü o kadar cemaat içinde konuşmak ayrı bir oluyor. Ayrı bir haz alıyorum. Allahu Ekber. Cuma namazından sonra huzurlu hissediyorum kendimi. Mutlu hissediyorum.
görevini yerine getirme bilincini hissediyorum kendimde. Bir rahatlama, huzur. Eyüp Sultan'da da çok haz alıyorum. Orada da namaz kılmayı. Bir de Ayasofya mesela. Orada da kıldım. Ramazan'da namaz. Allah nasip etti. Orada da kılmak isterim fırsatım olsa. Hayatta ben kişiliğim yapısıyla itibariyle, yani yapım itibariyle kenara atılmış, sahip çıkılmamış, hani aralarına almamışlar vatandaşı, hep böyle hor görülen insanları sahip çıkmış, onları sevmişimdir, onları dost edinmişimdir kendime genelde. Askeriyede de çok yaşamışımdır. Hep ezilenin elini tutmuşumdur. Bunu tutmak için de güçlü olmak gerekiyor. Yani cesur olmak gerekiyor. Hani bir laf var ya, hayat cesurları sever. İşte ben de biraz o konuda fazla cesurum belki de. Aile çocuğuna ne verirse o da dışarıda başkasına onu verecek. Yani Allah'a hamdolsun. Allah bin kere razı olsun babamdan, ailemden. Bizi böyle yetiştirdi. İnşallah biz de evlatlarımızı öyle yetiştireceğiz. Önemli olan o. İşte her şey bizde bitiyor yani. Büyüdükçe küçülmeyi çok seven bir insanım. Ben ne kadar zengin olursam olayım, ne kadar büyürsem büyüyeyim. Ama hiçbir zaman geldiğim yeri unutmamayı istiyorum. Veya sıradan bir insanmış gibi olmak istiyorum. Yani sıkıntı yok yani.